bu gezide Karadeniz bölgesinde de diğer bölgelerimizde olduğu gibi Cumhuriyet tarihinin yaşanan en ağır ekonomik krizinin derin izlerini görüyoruz. Bölge insanı Karadeniz bu ekonomik krizin altında adeta ezilmiş durumda. İşsizlik, hayat pahalılığı, yükselen döviz fiyatlarıyla sefaletin yaygınlaşması bir arada yaşanıyor. Üstüne üstlük, özellikle İstanbul'da yabancı, sığınmacı ve kaçak nüfusun kontrol dışına çıkacak şekilde artması neticesinde yükselen konut fiyatları ve kira fiyatlarından ötürü İstanbul'dan Karadeniz illerine tersine bir göç başlamış durumda. Ancak kentlerine İstanbul'dan geri dönenler de Karadeniz'de kiraların yükselmesine neden oluyorlar. Üstelik geri dönenler geri döndüklerinde burada açılmış yeni fabrikalar, yeni atölyeler, yeni iş yerleri bulmadıkları için hem daha fazla işsiz Karadeniz sahilindeki kentlerde birikiyor, hem de hayat daha pahalı hale geliyor. Özetle krizi besliyor. Değerli basın mensupları, İstanbul'daki sığınmacı ve kaçak istilasından kaçanlar Karadeniz'de şehirlerine döndükleri zaman kentlerinde de ekonomik sıkıntıların yanında sığınmacı ve kaçak istilasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Samsun, Ordu, Giresun halkı, esnafı sığınmacılardan bıkmış durumda. Kendilerini kendi ülkelerinde, kendi şehirlerinde adeta mülteci gibi hissediyorlar, üzgünler, kızgınlar ve kırgınlar. Zafer Partisi'nin sığınmacı ve kaçaklar politikası bütün Türkiye'de olduğu gibi Karadeniz'de de coşku ile karşılanıyor. Bu durumu Karadeniz'in her yerinde gördük. Sığınmacı ve kaçakların vatanlarına dönmesi konusunda bütün Türk halkı gibi Karadeniz'de umudunu Zafer Partisi'ne bağlamış. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli sorun hiç şüphesiz sığınmacı ve kaçaklar sorunudur. AK Parti izlediği Türk milletine düşman sığınmacı politikasıyla ülkemizin göç adı altında işgal edilmesinin yolunu açmıştır. AK Parti Türkiye'yi işgal ettirirken Türk milletine karşı da korkunç bir yanlış bilgilendirme, dezenformasyon politikası izlenmektedir. Resmi olarak Türkiye'de 3.6-3.7 milyon Suriyeli olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır. Bu arada Suriyeli kadınlarda doğum oranı da 5.3 olarak ifade edilmektedir. Doğum oranı 5.3 olan bir halk 6 seneden beri nasıl olur da adeta sabit kalır 3.6-3.7 arasında gider gelir. Bu matematik bilimine herhalde soylu denklem olarak geçecek yeni bir teorem ortaya çıkarmamızı gerektiriyor. BM, Birleşmiş Milletler geri dönen sayısını 100 bin olarak veriyor. Altılı masada oturan sayın politikacılar, Süleyman Soylu'nun rakamını gerçek kabul edip
200 bini temel aldığınızı açıkladınız. Kemal Kılıçdaroğlu ülke seçime giderken öyle 300 bin, 500 bin kişiye vatandaşlık verilmedi. YSK belgelerinden daha iyilerin bende var diye kamuoyunu yanlış bilgilendirdiniz. İşte size gerçek rakamlar. Sadece İstanbul'da günde ortalama 70 Suriyeli aileye vatandaşlık veriliyor. Bunu 8 ile çarpın. Anne, baba ve 6 çocuk. Üzerinde bugün duracağım bir diğer konu, Süleyman Soylu tarafından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü üzerinden fonlanan sözde psikolojik harp elemanı, hepsinin ismini, cismini bildiğimiz troller tarafından bana henüz 10 yaşında olan oğlum üzerinden, hiç olmayan sekreterim üzerinden ve hiç olmayan baldızım üzerinden ahlaksız iftiralarla saldırıyorlar. Süleyman Soylu, seni bir kez uyardım. Ben AKP'deki veya sarı muhalefetteki korkutacağım politikacılardan değilim. Özel istihbarat ekiplerin benimle ilgili ancak benim istediğim kadarını biliyorlar. Benim istemediğim hiçbir şeyi bilemezler.